Radyo çok cızırtı yapıyor. Böyle ya da böyle her şeyin bir sonu vardı hayatta. İngiltere'deki hayatımızın sonuna geldik Ağustos ayında. Sonra Türkiye'ye gittik. Türkiye'de bir Kurban Bayramı, hasret gidermeceler derken yeni bir maceraya Erasmus intern kapsamında, yani middle of the nowhere, başka şekilde açıklayamayız burayı ama Terranova'da Sibari'ye geldik. Terranova'da Sibari'de Futura Digital diye bir firmada çalışıyorum. Tabii ki de çalışırken hafta sonlarımız boş. Bu hafta sonlarını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi bugün iş arkadaşlarımızla beraber hepsini tanıtacağım. Onlarla beraber yola çıktık. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Var mı bir fikri olan? Salerno, Pompei ve Positano. Evet, Positano'yu görmeye gideceğiz. Gayet İtalya'nın turistik yerleri. Arabada kim var? Arabada Erasmus intern kapsamındaki iş arkadaşım sevgili Hasan. Ankara Üniversitesi'nde okuyor. Ankara Üniversitesi'nde yazılım bölümünde okuyor. Bilgisayar mühendisliği okuyor. Arkada uyuyan İspanyol arkadaşımız Marta da, kendisi biraz yorgun, uykusuz dün geceden. Ve Sümeyye, kendisi EVS programıyla geldi buraya. O da Bingöl Üniversitesi'nde psikoloji okuyor. Yani çok başarılı bir psikolog olacağını düşünüyoruz kendisinin. O da geldi bizimle, gezmeyi seven birisi. Harun. İşte bu adam gerçekten kolay kolay Türkiye'de rastlayamayacağınız adamlardandır kendisi. İkisi Muşlu. Muş'tan geliyorlar. Seviyoruz seni Muş. Ekibimiz bu şekilde. Biraz ciddiyiz. Modumuz düşük gibi ama ya burada İngiltere'de ve Amerika'da ve Türkiye'de olmayan bir şey var. İlginç bir şekilde araba kiralama işi çok farklı. Tamamen sigorta sizsiniz. Tamamen sizin sorumluluğunuzun altında. Yani birisi vurdu kaçtı arabanıza, onun parasını siz ödüyorsunuz. Vesaire vesaire. O konuda bayağı bizi bir korkuttular. Biraz modumuz düşük başladı. Araba Marta'nın üzerine ama Hasan daha tecrübeli gözüktüğü için Hasan'la şu an devam ediyoruz. Yorulunca Marta geçecek. Gidiyoruz. Beklentimiz büyük. Çünkü İtalya'dayız. Yani en çok turistik olarak en çok ziyaret edilen yer. Positano ile başlayacağız. Bakalım bizi neler bekliyor. An itibariyle tamamlıyoruz. Burası o meşhur evlerin kayalının arka kısmındaki yerdeyiz. Burada durabildik çünkü inanılmaz bir trafik var. Arkadaşlarımız çok yoruldu. Özellikle Harun fotoğraf çekilmekten yoruldu. Ve tabii ki çekimler nasıl? Çekimler güzel gidiyor. Positano'yu anlatmaya çalışıyorum insanlara. Bu güzel görüntünün gelip görülmesi gerektiğini canlı bir şekilde. İlk sen konuşmaya başladığında şey dedin yani, Marmaris'e çok benziyor dedin. Evet. Hala aynı fikirde misin? Benziyor sadece. Buranın bir unique yapısı yok mu? Kesinlikle var. Kesinlikle. Ama ben yolda gelirken dedim daha buraya gelmeden önce dedim. İçeri girince farklı olduğunu gördüm diyorsun. Evet. Çok şey ya, dedim ya. UNESCO tarafından korunması bence burada biraz daha ortaya çıkıyor. Yani yok abi, inşaat yok yani, bir şey yok. Okay, darling, what do you think about Positano? We are finishing right now. Yeah, very nice. Very nice, very nice view. Yeah. And would you like to say something different? You know, I mean, what did you realize when you come to here? What did I? Yeah. What did you realize when you come here, or I don't know, or for example when you come back to Spain, what are you gonna say your Spanish friends about Amalfi and Positano? It's fucking amazing, but police are fucking shitty. Yeah, I know that. So yeah, but I don't know. But you saw it. You know, saw it. You did your best. Yeah, I'm a fucking queen. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bizim cezamız vardı. 41 euro, onu bir şekilde parayı ödediğimiz halde ceza yemiştik. O cezayı bugün hallettik, bugün cancel ettik, iptal ettik. Biraz moraller yerine geldi, değil mi kanka? Neler söylemek istersin? O 41 euro benim moralimi sabah çok bozmuştu. Dün gece özellikle. Uyuyamadın? Kesinlikle. Oluyor böyle. Of course. Oğlum eğleniyor gibi yapın lan biraz öyle. Hey! Çok eğleniyoruz şu an. Pompei'deyiz. İnanılmaz bir yağmur vurdu. İçeri girdikten sonra çok fazla video çekemeyecek duruma geldim. Burası önemli bir uygarlıktı. Ciddi volkanik patlamadan sonucu insan vücudu taşlaştı. Onları bulmaya çalışıyoruz. Çok büyük bir yer. 3-4 saatten fazladır burada kalacağımızı düşünüyoruz. Sadece ben, Marta ve Sümeyye girdi içeri. Şimdi biz geziyoruz. Çok etkileyici ama yani buraya gelmeden önce mutlaka bir Pompei'ye ile alakalı film veya bir belgesel izleyin. Sonunda arkadaşları bulduk. Sonunda Pompei'de yanan taşlaşmış insanları bulduk. İlginç bir durum var ki burası bildiğiniz üzere yanardağdan gelen Pompei'den çocukluğunun kokusunu bulan Sümeyye çiçekleri aldı ve gidiyor. You love it, this place. Yeah, we'll go. More or less. Yeah. Çok zaman alıyor, çok. Yani bir yerden bir yere gitmek çok zaman alıyor. Çünkü çok büyük. Let's see the amphithéâtre. Yeah, and then we'll go. No, I paid 15 euro. I expect more things to see. Do you feel tired? Yeah, I saw your hair, your feet is like, you're like my grandmother. Come on, fuck you. No, but we are colleagues, you know. Yeah. So I just make a kidding. Yeah, okay. Okay. Sorry. By the way. Okay. Sorry. By the way, she's from Spain, and. Yeah. She's from the best. Are you introducing me? Yeah. Okay. She's from best Catalan city. She's from best Catalan city. Best Spanish city, you can say. To be honest, my best Spanish city is Vigo. Have you been there? No, Barcelona was also nice. I will come to Vigo. Don't worry about that.